Merhabalar, FK Tarot'a hoş geldiniz. 19 Kasım'da Boğa burcunda bir ay tutulması gerçekleşecek. Bu ay tutulmasının evet Boğa burcunda gerçekleşebilir ama tüm burçlara da etkisi olacak kolektife. Bakalım tarotlar bize nasıl bir olasılık verecek? Bu ay tutulması bizleri nasıl etkiliyor? Hep birlikte görelim. Hemen niyetimi edeyim. Aynı zamanda Rumi'den de mesaj alacağız tüm burçlar için. Niyet ettim İlahi kanaldan bu videoyu denk gelip izleyen tüm burçlar için. 19 Kasım Boğa burcundaki ay tutulmasının tüm burçlara etkisi nasıl? Bununla ilgili en doğru bilgileri İlahi kanaldan hissetmeye ve aktarmaya niyet ediyorum. 19 Kasım Boğa burcunda gerçekleşecek ay tutulmasının tüm burçlara etkisiyle ilgili en doğru bilgileri İlahi kanaldan hissetmeye ve aktarmaya niyet ediyorum. Hadi bakalım Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Koç burcuyla başlıyoruz bakalım. Koç burcu. Yapmış olduğunuz planlar, projeleri artık eyleme dönüştürme, sağlam adımlarla hareket etme durumu söz konusu sevgili Koç burçları. Yani yaptığımız bir iş varsa, bir projemiz varsa, bir gündemimiz varsa bunu artık paylaşmak, duyurmak, insanlara, etrafımızdaki kişilere bunu açıklamak ya da bir iş var, bir proje var. Bununla ilgili destek alma, öngörü alma, işte fikir alışverişinde bulunma, tavsiye alma gibi durumlar söz konusu olabilir ve aynı zamanda bu ay tutulmasının sizi güçlendirdiğini hissedeceksiniz sevgili Koç burçları. Size güç verecek, kendinize olan özgüveniniz zaten özgüveniniz yüksek bir burçtur Koç burcu. Daha da bir özgüven patlaması yaşayabilirsiniz. Gücünüze güç katabilir. Aynı zamanda yeniden başlayacağınız, yeniden bir yaşam, yeniden bir doğum, yeniden bir harekete geçmek. Yani hayatınızda sıfırdan başlamak gibi bir şey ama yeniden bir doğum söz konusu. Hayatınızın yönünü değiştirebileceğiniz adımlar atabilirsiniz bu ay tutulmasında sevgili Koç burçlarım. Size etkisi bu şekildeymiş. Peki Rumi bize ne söyleyecek? Sevgili Koç burçlarına Rumi ne söyleyecek? Kılıçların iç oğlanı haz al baki mutluluğundan diyor sevgili arkadaşlar Rumi. Haz al baki mutluluğundan. Yani ne yaparsan yap, ne karar verirsen ver. Kılıçların iç oğlanı biraz ikilem olduğunuzu da gösteriyor aynı zamanda. Her ne kadar cesaretli de olsanız, her ne kadar bir şeyi başlama enerjisinde de olsanız, demek ki içinizde bir ikilem var. Bu ikilem içinde Rumi size diyor ki, her ne karar verirsen ver, bu kararla da mutlu ol dedi size mesajı sevgili arkadaşlar. Hemen Boğa burcuna geçiyorum. Sevgili Boğa burcu, zaten sizin burcunuzda gerçekleşecek bir ay tutulması. Toprak elementinde gerçekleşecek bir ay tutulması. Sabit bir burçta olacak aynı zamanda. Sevgili arkadaşlar, hemen Boğa burcu için kartlarımı seçiyorum. Boğa burcu. Aşıklar geldi sevgili Boğa burçları. Aşk bekleyenler aşk enerjisi içinde olacağınızı. Eğer bir ortaklık, sözleşme gibi durumlar söz konusuysa burada bir ortaklığın da imzasını atma ihtimalinizin olduğunu gösteriyor ki olacak Allah'ın izniyle sıfırdan başlama, yeniden başlama gibi durumlar var burada. Hayatınıza yeniden başlayacağınız bir dönem sevgili Boğa burçları. Sıfırdan başlayacağınız bir dönem ve sonucu maddi manevi başarı, maddi manevi bolluk, maddi manevi huzur. Aynı zamanda ailenizle de bir arada ailenizin de destekleyeceği ve ailenizle de bir arada mutlu olabileceğiniz haberler, olaylar, eylemler, durumların söz konusu olabileceği bir ay tutulmasının etkisi görünüyor sevgili arkadaşlar. Peki Rumi bize ne söylüyor? Allah bilginin kapısını arıya açar, o da baldan evini yapar dedi. Dinarların üçlüsüyle Allah bilginin kapısını arıya açar, o da baldan evini yapar. Diyor ki sen zaten gideceğin yolu biliyorsun,
Rabbim sana bu yolu açtı. Sen yeter ki o yola gir, yapman gerekeni yaparsın diyor. Kendi evini kendin yaparsın diyor. Evet, size bir yol açılıyor Allah'ın izniyle ve siz buradan sıfırdan başlayarak, yeniden başlayarak devam edeceğinizi de söyledi. Burada Rumi de bize destekledi aynı zamanda. Evet, hemen İkizler Burcu'na geçiyorum. İkizler Burcu için 19 Kasım ay tutulması nasıl etkileyecek? İkizler Burcu. Oo, kalp acısı, acı çekme, üzüntü, canınızın yanması, bir hayal kırıklığı, hayallerinizin suya düşmesi sevgili İkizler Burcu ve sonrası güneş açma. Şimdi ben bunu şöyle yorumlayacağım hemen sevgili İkizler Burcu'nun. Evet, daha önce belki de bu öncesini söylüyor hissediş, yani benim hissiyatım bu şekilde. Üzülmüşüz, aldatılmışız, kandırılmışız, kalbimiz acımış, canımız yanmış. Belki üçüncü kişilerden dolayı böyle illa bunu aşk olarak almak zorunda değiliz ki olabilir, ama sosyal hayatta da iş hayatında da kalbinizi kıran, üzen kişiler olabilir. Belki iş yerinde bir hayal kırıklığı yaşadınız, belki bir aşk konusunda bir hayal kırıklığı yaşadınız. İstediğiniz gibi olmamış, hayalleriniz suya düşmüş, beklentiniz gibi bir gerçekleşmemiş, gerek iş gerek aşk, ama bunun sonunda artık istediğiniz gibi olacağını, güneş açacağını, hayatınıza yeni mutlulukların geleceğini, bu 19 Kasım ay tutulmasının sizin hayatınızda bu durumların biteceğini, artık bu hayal kırıklıklarının, bu kalbinizin acımasının biteceğini ve güneşlerin açacağını, yeni başlangıçlar yapacağınızı, tamamlanacağınızı, yeni başlangıçlar, mutlu haberler sizi bekliyor sevgili İkizler Burcu. Peki Rumi bize ne söyleyecek? İkizler Burcu'na Rumi ne söyleyecek? Dinarların altılısı, yakut Rabbimizin sadakasıdır dedi. İkizler Burcu içinde yakut Rabbimizin sadakasıdır diyor sevgili arkadaşlar. Yani kısaca size diyor ki bu yaşadığımız geçmişle ilgili durumlardan dolayı sadaka verelim, yardım edelim. Elimizden işte bir fakir sevindirelim, bir ihtiyacı olana ihtiyacını giderelim, bir çocuğu mutlu edelim gibi küçük de olsa kendi adınıza bir şeyler yapın. Eğer başınıza da bir bela varsa bu belanın gitmesi için de bir sadaka verin diyor kısacası sevgili arkadaşlar. Evet, hemen Yengeç Burcu'na geçiyorum. Yengeç Burcu için 19 Kasım ay tutulmasının etkisi. Yengeç Burcu. O Yengeç Burcu'na da kalp kırıklığı, üzüntü, can sıkıntısı, canınızın yanması, aldatma, kandırılma gibi durumların artık bittiğini, kaderin ve sistemin değiştiğini, kader çarkının bu ay tutulmasında sizi etkileyeceğini ve kaderinizin değiştiğini hissedeceksiniz. Ama şöyle bir durum da var. Biraz sanki bu kader çarkınızın dönmesiyle, kaderinizin değişmesiyle finansal olarak biraz böyle bencil olma durumunuz söz konusu olabilir. Sahip olduklarınızı sıkı sıkı tutunmak arkadaşlar, sahip olduklarınızı sıkı sıkı tutunmak isteyeceğiniz bir ay tutulması gibi görünüyor burada. Çünkü daha önce bundan dolayı ızdırap olmuş. Evet, arındırıcı bir kadeh Allah'la mest olanlar içindir diyor. Yani size diyor ki burada Rumi, sen duanı et, Rabbine sığın. Rabbin seninle diyor aynı zamanda sevgili arkadaşlar. Hemen Aslan Burcu'na geçiyorum. Aslan Burcu için peki ne söyleyecek? Aslan Burcu. Aslan Burcu karar verme döneminde olma ihtimalimiz söz konusu. Bir konuyla ilgili artık kesin bir karar vermem lazım deyip biraz böyle inzivaya geçme, biraz böyle kendi içinize dönme, sakinleşme gibi durum söz konusu olabilir. Vereceğiniz kararla da yeni adımlar atmak için yola çıktığımız bir ay tutulması bizi bekliyor ve yola çıkıyoruz, ama sonrasında da bir ikilem yaşıyoruz. Acaba verdiğim kararda
doğru muydu? Acaba verdiğim karar mantıklı mıydı? Doğru mu karar verdim diye bir ikilem yaşama ihtimalimiz var sevgili arkadaşlar. Sevgili aslan burçlarım. Peki Rumi bize ne söyleyecek? Dünya kartı geldi. Tüm dünya Allah'ın haşmetine borçludur dedi. Tüm dünya Allah'ın haşmetine borçludur. Yani sen her ne yapıyorsan Rabbinin sayesinde yaptın diyor. Rabbine borçlusun diyor size aynı zamanda buradan. Bir yandan da dünya kartı tamamlanmadır. Evet, her ne yaptıysan, her neye karar verdiysen, seni yaptığın her şey, attığın her adım artık senin dünyanı tamamlamak için. Sen burada ikilem yaşıyorsun ama ben bu ikileme bir kart seçmek istiyorum. O iki tane geldi. Evet, bu ikilemin boşu olduğunu, şöyle bir durum da var sevgili arkadaşlar. Eğer bu bir gönül ilişkisi üzerine aldıysanız, burada iki kişi arasında kalma durumu söz konusu sevgili arkadaşlar. Buradan birine de karar vereceksiniz gibi görünüyor. Aynı zamanda artık o ikilemin biteceğini, artık karar verme döneminin geldiğini ve birinden birini seçmem gerekiyor dediğiniz bir ay tutulması söz konusu sevgili arkadaşlar. Rumi de burada bize dedi ki zaten tüm dünya Allah'ın haşmetine borçludur diyor. Yani kararını ver, Rabbim de senin yanında sevgili aslan burçları. Evet, hemen Başak Burcu'na geçiyorum. Başak Burcu için ay tutulmasının etkisine bakıyoruz. Başak Burcu'na bir fırsat, bir şans, bir kısmet, bir nasip, bir tamamlanma, şifalanma. Eğer bir hastalık durumu söz konusuysa da artık şifanızı bulmak, tedavi yöntemini bulmak gibi durumlar söz konusu olabilir. Başak Burcu için biraz tutumlu olma zamanı sanki. Biraz maddi manevi, kendi içine kapanma, sahip olduklarını paylaşmak istememek, sahip olduklarına sıkı sıkı sarılmak, vermek istememek, dağıtmak istememek gibi durum söz konusu. Başak Burcu'nun aynı zamanda da kendi kabuğuna çekildiği, aynı zamanda bir kırgınlık yaşadığı, arkasını döndüğü, işte soğuk enerjiler verdiğiniz, insanlarla irtibatı kestiğiniz bir dolunay, bir ay tutulması söz konusu olabilir. Ama bunların hepsinin biteceğini ve bir fırsat yakalayacağınızı, bir şans yakalayacağınızı söylüyor burada. Peki Başak Burcu için Rumi bize ne söyleyecek? Başak Burcu için Kılıçların Sultanı geldi. İpteki sıralı inciler gibi kralların elinde duracağım diyor. İpteki sıralı inciler gibi kralların elinde duracağım. Yani net duruş sergilemeniz gerektiğini söylüyor burada da. Zaten şöyle bir fırsatımız vardı, arkamız dönmüştü, bir kırgınlık yaşıyorduk, bir kendi kabuğumuza çekilmiştik. Ama burada artık kendi kabuğuna çekilme durumu söylemiyor Rumi bize. Net bir duruş sergile artık, ne istediğini bil kısmında size bir uyarı gibi bir mesaj geldi sevgili Başak Burçları. Hemen Terazi Burcu'na geçiyorum. Terazi Burcu için ay tutulmasının etkisine bakıyoruz. Terazi Burcu bir ikilem yaşıyor. Bir iki yol arasında, iki kişi arasında ya da iki aydır beklediğiniz bir haber varsa bu haberin gelme ihtimali söz konusu olabilir. İki aydır uğraştığınız bir durum var. Terazi Burcu, artık güçleniyorsunuz, artık kendi otoritenizi kuruyorsunuz. Daha mücadeleci, daha savaşçı, daha azimli, daha heyecanlı bir enerjiye bürünme ihtimaliniz söz konusu sevgili Terazi Burçlarım. Burada bir de şöyle bir şey de var. Aldatma, kandırma, arkanızdan işler çevrilmesi, dolandırılma, size yalanlar söylenmesi, laf getirip götürenler, iki kişiyi aynı anda idare edenler gibi kişilerle varsa hayatınızda, gündeminizde, bu kişilere karşı daha savaşçı, daha daha otorite sahibi, daha kendinizden emin adımlar atacağınızı söylüyor burada sevgili Terazi Burçları. Pekala Rumi bize ne söyleyecek? Asaların dörtlüsü dedi. Toprak tevekküle emanettir dedi.
Toprak tevekküle emanettir. Tevekkül etmenizi söylüyor burada. Bazı şeyler için belki de çok hırslanıyorsunuz, çok mücadele etmek istiyorsunuz. Mücadele, savaş, hırs aynı zamanda. Belki de çok fazla hırsınız var. Rumi burada size diyor ki, toprak tevekküle emanettir diyor. Biraz tevekkül et. Bu kadar da çok hırsa gerek yok dedi kısacası size. Hangi konuda ne için hırslanıyorsanız sevgili arkadaşlar biraz tevekküle geçin dedi Rumi. Evet, hemen Akrep Burcu'na geçiyorum. Akrep Burcu için 19 Kasım ay tutulması neler getirebilir? Tılsım Şövalyesi. Bir nevi para, bir nevi yatırım, bir nevi somut adımlar, sağlam adımlar, beklenilen haberlerin gelmesi, yapmak istediklerinizi yapma fırsatı yakalama sevgili akrep burçları. Ama bir şekilde de sizi kandırma, dolandırma, yalan söylenmelere de dikkat edin. Arkanızdan işler çevrilebilir ama çevrilme durumu söz konusu olabilir. Ama siz kendinizden emin bir şekilde ilerliyorsunuz. Daha kendinizden emin, daha böyle anaç, daha böyle ne istediğini bilen, sabırla beklediğiniz bir durum sanki. Bu sabırla beklediğiniz bu durum artık değişiyor sevgili arkadaşlar. Beklediğiniz her ne varsa, yapmak istediğiniz her ne varsa bu ay tutulmasıyla gerçekleşeceğini söyledi bize sevgili arkadaşlar. Bir kart da Rumi'den çekiyorum. Kral, kupaların yedilisi. Mevcut dünya rüyadır. Uyuyan ise gerçek olmasını düşler dedi. Mevcut dünya rüyadır. Uyuyan ise gerçek olmasını düşler diyor. Yani burada biraz hayal kırıklığı, uğrama durumu söz konusu olabilir. Sevgili arkadaşlar, dikkat edin diyor. Hayallerinize dikkat edin dedi. İnandığınız kişilere, güvendiğiniz kişilere dikkat edin. Hayal kırıklığı yaşamayın. Burada da çünkü bir aldatma, bir kandırma, bir yalan söylenmesi, bir dolandırılma gibi durumlar söz konusu olabilir. Ya da size gelecek olan bir teklif, bir şans, bir fırsat vardır. Maddi manevi alabilirsiniz. Gerek aşk, gerek iş. Belki bu gelen kişinin size evet somut adımlar gösterebilir ama bu kişiye tekrar güvenip güvenmeme konusunda dikkat edin dedi Rumi bize sevgili akrep burçlarım. Evet, hemen yay burcuna geçiyorum. Yay burcu için 19 Kasım ay tutulması neler getirebilir? Yay burcu maddi manevi bolluk, bereket, para, mutluluk, huzur sevgili arkadaşlar. Kutlamalar. Evet, yay burcu şaha kalkıyoruz. Yapmak istediklerimizi, almak istediklerimizi, gitmek istediğimiz yerleri yapmak için harekete geçtiğimiz bir ay tutulması söz konusu. Burada bir nevi de şöyle bir durum var. Alıp verme dengesini de bir yandan koruyun dedi size sevgili arkadaşlar. Evet, belki de hep alma enerjisinde olabilirsiniz ama vermeniz gereken yerleri de ihmal etmeyin. Onların da İşte kimin nasibinde, kimin ne varsa nasibini de verin diyor kısacası aynı zamanda. Peki ne dedi? Asaların ağası, ben polo çubuğuyum, sen de topsun dedi sevgili arkadaşlar. Bir başlangıcımız söz konusu. Hızlı bir başlangıç, aniden bir başlangıç yapma ihtimalimiz var sevgili arkadaşlar. Rumi de bize bunu söyledi. Evet. Oğlak Burcu'na geldim. Oğlak Burcu için 19 Kasım ay tutulması. Yeni başlangıçlar, keskin başlangıçlar. Bir şeyleri kestirip atarak başlamak, artık ben netim diye bir duruş sergileyerek başlamak yeni başlangıçlarımız söz konusu. Sevgili Oğlak Burçları. Kendi içimize çekilme, kendi kabuğumuza çekilme, iç sesimizi dinleme, bazı şeyleri sorgulama, artık bu konuda usta olma. Yani o kadar çok şey yaşanmış ki artık ermişiz ya, artık yaşaya yaşaya ermişliğe çıkmışız sevgili oğlak burçlarım. Kendi içimizin sesine gittiğimiz, kendi yolumuzu kendimiz bulduğumuz bir ruh halinde olma ihtimalimiz var. Ve güneş kartı sevgili oğlak burçlarım.
Bu ay tutulması sizin hayatınıza güneşlerin açacağını, yeni başlangıçlar, yeni umutlar, yeni fırsatlar yakalanabileceğini söylüyor ve mutluluk sizinle sevgili oğlak burçları. Yeni başlangıçlarımız söz konusu. Belki de şöyle bir şey söyleyebilirim. Evet, kendi kabuğunuza çekildiniz, kendi içinize döndünüz, kendi yolunuzu bulmak için iç sesinizi dinlediniz ve bu iç ses, bu bilgelik, içinizdeki bu bilgelik, ruhani bilgelik arkadaşlar, ruhunuz bilge olmuş artık, ruhunuz doymuş, ruhunuz artık her şeyi biliyor, olgunlaşmış, öyle söyleyeyim. Bu ruh sizin kendi yolunuzu aydınlatmak için ve siz ruhunuzun aydınlattığı yola keskin bir başlangıçla gitme ihtimaliniz var. Ve bu başlangıçta sizin hayatınıza güneşlerin açacağını, aydınlıkların getireceğini söylüyor bize. Peki Oğlak Burcu'na Rumi ne dedi? Kader çarkı dedi. Ey seçilmiş olan, sen kendi talihin ol dedi. Kaderini değiştir diyor sevgili arkadaşlar. Kusura bakmayın arkadaşlar. Oo, niye böyle oldu? Hızlı davranıyorum. Video çok uzun olmasın diye. Evet, Balık Burcu için. Balık Burcu 19 Kasım ay tutulması. Balık Burcu 19 Kasım ay tutulması. Kovaya atladım değil mi? Oğlaktan sonra kova. Tamam, kovaya sonra döneriz. Balık burcu dedik çünkü. Balık burçları, değnek kralı geldi. Bir başlangıcımız söz konusu. Adımlar atmak. Affedersiniz arkadaşlar. Boğazım kurumuştu. Bir başlangıcımız var. Planladığımız işleri yapma. Yani harekete geçme, eyleme dönüştürme gibi durumlar söz konusu. Şimdiye kadar belki plan yaptınız ama bir türlü harekete geçememiştiniz. Sadece kafanızdan geçiyordu. Artık bu planlarınızı uygulama zamanı gelebilir bu ay tutulmasıyla. Evet, yeni başlangıçlar, yani haberler, iletişimler, trafik çok yoğun olabilir. Bol iletişimli bir durum söz konusu. Haber bekleyenlerin haberleri gelme ihtimali söz konusu. Ve kutlama yapma sevgili arkadaşlar. Gelecek sevindirici haberlerle de kutlama yapabileceğiniz bir ay tutulması sevgili arkadaşlar. Yani beklediğiniz haberler her neyse, yapmak istediğiniz her neyse, bunların oluşumu, bunların eylemi sevgili arkadaşlar. Asaların dokuzlusu, rüyalardaki Hindistan'ı görebilmek için fil olmak gerekir dedi. Yani harekete geçmen gerekiyor. Rüyalarında, evet, rüyalarındaki Hindistan'ı görebilmek için fil olman gerekiyor. Yani harekete geçmeniz gerekiyor. Beklediğiniz o durum için zaten harekete geçeceğinizi de söylemiştim. Rumi de bizi destekledi sevgili arkadaşlar. Evet, Kova Burcu'na geliyorum. Kova Burcu için 19 Kasım ay tutulması. Yeni başlangıç, sıfırdan başlamak, hiç bilmediğimiz bir işe atlamak, hiç bilmediğimiz bir, yani diyara gitmek, bir şehre gitmek, bir şey, bir yeri yaşatmak, bir yerde yaşamak, bir sıfırdan başladığımız bir dönem söz konusu. Belki de bazılarımız için de sil baştan başlayacağımız bir durum söz konusu olabilir. Evet, üzüntüler, kafanın içindeki bir sürü fikirler, fikirlerin haddi hesabı yok. Kafanızın içinde bin bir soru, bin bir cevaplanamamış sorular ve bin bir planlar var sevgili kova burçları. Ama bunun sonuna gelinmiş artık. Bu planların, projelerin hangisini uygulayacağım diye düşünmekten uykusuz geceler geçirmiş olabilirsiniz. Belki de canınız sıkkın, belki bir pişmanlığınız var, belki bir vicdan azabınız var, belki bir üzüntülü durumunuz söz konusu. Ama bu durumların artık bittiğini, bir yere bir gidişiniz var sevgili kova burçları, bir terk edişiniz söz konusu. Demek ki bu ay tutulması, bu boğa burcundaki bu ay tutulması sizi
başka diyarlara götürüyor. Burada da zaten sıfırdan başlama vardı. Belki bu yüzden uykusuz geceler geçiriyorsunuz sevgili kova burçları. Bu gitme konusuyla ilgili eğer bir karar verecekseniz, bu uykusuz gecelerinizin sebebi gitmek mi, kalmak mı gibi ise gitmeye karar veriyorsunuz gibi görünüyor burada sevgili arkadaşlar. Ve sıfırdan başlama durumu söz konusu. Pekala, bize Rumi ne söyleyecek? Kova burçlarına Rumi ne söyleyecek? Kupaların ası dedi. Aşk şarabıyla mest olmuşum diyor. Aşk şarabıyla mest olmuşum. Bir aşk enerjisi söz konusu. Yeni başlangıcımız söz konusu. Demek ki gitmemiz gereken yer aşka gidiyoruz sevgili kova burçları. Evet arkadaşlar. 19 Kasım ay tutulmasının burçlara etkileri böyleydi. Her zamanki gibi üzerimize düşen aldık, kabul ettik, düşmeyeni evrene gönderdik. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.